Başka sevdalar, başka rüyalar. Ölmek, yaratılışınızın şartıdır. Ölüm, sizin mayanızdır. Ondan kaçmak, kendi kendinizden kaçmaktır. Sizin bu tadını çıkardığınız varlıkta hayat kadar ölümün de yeri vardır. Dünyaya geldiğiniz gün, bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. Montaigne Yaşamımızı sorgulamıyor, ölüm gerçeğini düşünmeden yaşıyoruz. Peki nasıl oluyor da bu şekilde umursamaz ve rahat bir yaşam sürebiliyoruz? Yani insan bu dünyadaki yaşamıyla ilgili her türlü detayı. Örneğin nasıl bir evde oturacağını, mobilyasını, aksesuarlarını, duvar rengini, mutfak banyo dolabını, fayansını, perde ve avizelerini dikkatle, özenle seçip kendine dert edinip en iyisi olsun isterken Hangi elbisenin hangi ayakkabıyla ya da hangi rengin hangi renkle uyum sağlayacağını düşünürken tüm bunların yanında asıl özen gösterilmesi gereken gerçekleri nasıl oluyor da düşünmeden yaşayabiliyor? Bu kadar önemli midir küçücük ayrıntılar? Yoksa Platon'un dediği gibi küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler ellerinden büyük işler gelmeyenler midir? Bu kadar ucuz mudur insan hayatı? Değmeyecek geçici şeyler uğruna harcanacak kadar. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Said Nursi Muhtemelen bunun en büyük sebebi, insanların büyük çoğunluğunun önem ve değer verdikleri şeylerin, sadece bu dünya hayatındaki geçici maddi şeyler olmasıdır. Önem verilen maddi şeyler olunca, doğal olarak bu şeyler hayatın merkezine konmakta insanlarsa söz konusu bu merkez tarafından yönetilen içi boşaltılmış bedenlere dönüşmektedirler. Allah insanı yaratmakla kalmamış aynı zamanda onu türlü nimet ve imkanlarla donatmıştır. Söz konusu nimetlerin en büyüğü ise iman nimetidir. Tanrı imana o kadar büyük bir lütuf hediyesi bahşetmiştir ki yaşamın tersi olduğu sanılan ölüm insanoğlunu yaşama ulaştıran bir araç haline gelmiştir. Agustinus Allah insana kendisini bildirmiş ve iyi bir kul olmasını istemiştir. Hayatının merkezine Allah'ı koymayanlar, her zaman için küçük ve değersiz işlerin peşinde koşmaya mahkumdurlar. Çünkü esasen hayat, Allah'ın yaşamın merkezine konulmasıyla anlam kazanabilir. Sonsuzun yanında, geçici olanın hiçbir anlam ve değeri yoktur. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Allah, dilediği kimse için rızkı alabildiğine açar da, sınırlayıp kısar da. İğreti dünya hayatıyla sevinip şımardılar. Oysa dünya hayatı, ahirete oranla sadece küçük bir nimetlenmedir. Rad Suresi 26. Ayet Varlık amacını sorgulamayan, yaşıyor, görüyor, duyuyor, yiyip içiyor ve konuşuyor olmasını yeterli görerek, Tüm bunların ve onlarca mislinin sebebini düşünmeyen insan, şu kısa dünya hayatında çok çeşitli sevdalara, rüyalara dalarak varlık amacından sapmaktadır. Sabırsız ve kaygısız bir biçimde peşinen geleni sevmekte, elde edeceği sınırlı ve geçici nimetleri sonsuz ve sınırsız olana tercih etmektedir. Allah'ın bu dünyadaki güzellikleri göstermesi, ahiretteki güzelliklerin ne kadar mükemmel olabileceğini anlamamız içindir. Yoksa bunları görüp, bunlarla oyalanıp, onu unutalım diye değil. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Hayır, siz çarçabuk geçmekte olanı, yani dünya hayatı ve nimetini seviyorsunuz ve ahiretten yüz çeviriyorsunuz. Kıyamet Suresi 20 ve 21. Ayetler Yarışmak güzeldir ama ne için? Televizyon kanallarının pek çoğunda her geçen gün artan çeşitli yarışma programlarına şahit olmaktayız. Kimisi bilgi ve genel kültüre, kimisi cesaret ve tehlikeye, kimisi ses ve dans kabiliyetine, kimisi de farklı yeteneklere dayanmakta. Bu dünyada bulunma amacının Allah için yaşamak ve Allah yolunda hayırlı işler üzerine yarışmak olduğunu unutan insan, bedeni, zihni ve hayata bakışıyla hep başka sevdalar, başka duygular için yarışmaktadır. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Herkesin bir yönü vardır. Ona döner. O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir. Bakara Suresi 148. ayet. Allah'ın en başta insanın kendisi için faydalı olan ve onu hayırlı bir kalp tatminine ulaştıracak çeşitli ibadetler emretmesi pek çok insana zor gelmekte ve kendince gözle görülür bir fayda sağlamadığı inancından olsa gerek bu ibadetlere karşı az da olsa bir muhabbet beslememektedir. Oruç tutmayı yani Allah emrettiği için belirli günlerin belirli saatlerinde aç ve susuz kalmayı çok gören insan ıssız bir adada türlü zorluklar ve imkansızlıklar altında yaşam mücadelesi verip sonunda ödül kazanmayı tutkulu bir sevda ve macera olarak görmektedir. Her türlü tehlikeye göze alarak bedenini oldukça zorlayacak risklere cesurca atılan insan, Allah yolunda canını riske atması gerekse kaçacak ve sığınılacak bir mekan arayacaktır. Yine güzel görünmek ve çevresindeki insanlar tarafından beğenilmek için çeşitli zayıflama programları uygulayan, spor salonlarına giderek vücuduna sağlam ve estetik bir görüntü kazandırmak uğruna, eğilip kalkarak kaslarını çalıştıran insan, sıra yaratıcısına olan kulluk ve teslimiyetinin küçük bir göstergesi olan namaz kılmaya gelince, üşenmekte, sıkılmakta ve Allah için secde etmeyi gereksiz bulmaktadır. Allah rızası için yapılacak hayırlı işler söz konusu olduğunda, üşenen ya da çeşitli bahaneler ileri süren insan, nefsine hoş gelen bir işi ise hemen yapmaya çalışmaktadır. Güzel görünmek uğruna, kumsalda saatlerce güneş altında kavrulmayı göze alan insan, Allah yolunda bir hizmet görmek ya da hayırlı bir iş için seferber olmak söz konusu olduğunda sıcağı bahane edebilmektedir. Bu gibi durumlar için Kur'an'ın insana verdiği cevapsa çok çarpıcı ve sarsıcıdır. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla didinmeyi tiksindirici bulup şöyle dediler. Bu sıcakta seferber olmayın. De ki, hararet bakımından cehennem daha zorludur. Bir anlayabilselerdi. Tövbe Suresi 81. Ayet Hayatı arzuları doğrultusunda yaşamak isteyen insan, kendine türlü bahaneler bulmakta ve asıl yapması gerekenleri sürekli olarak ertelemektedir. Oysa bu dünyaya geldiğimizde elimize son kullanım tarihimizi, yani ömür süremizi gösteren herhangi bir belge verilmemektedir. Yani doğan her insan, Potansiyel olarak her an ölüm gerçeğiyle yüz yüzedir. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışıp çabalamaktan, yarın ölecekmiş gibi ahireti için çalışıp çabalamaya fırsat ve imkan bulamayan insan, kendisine verilen kısacık ömrü heba edip harcamaktadır. Üstelik pek çok insan hayatlarını adadıkları maddi şeylerin birçoğunu elde edemeden ölüp gitmektedir. Yani çaba aynı olsa da çok az kişi elde etmeyi arzuladığı şeyleri elde edebilmektedir. Hırslanıp kendini kaptırsa da dünyevi manada da karşılığını alamamaktadır dünya emeklerinin. Şu geçeni durdursam, çekip de eteğinden. Soru versem, haberin var mı öleceğinden. Necip Fazıl Kısakürek. Hayatı maddeden ve sadece dolu dolu yaşamaktan ibaret görerek varlığını ve sonunda kendisine ne olacağını bir kez olsun sorgulamadan bu dünyadan göçüp gitmiş sayısız insan yaşamıştır. Yaşamın amacı ne olabilir ki? Gezmek, eğlenmek, bolca tüketim, alışveriş, hırslar, tutkular, kariyer, makam, mevki, şan, şöhret. Sürekli olarak bunlar pompalanmakta insanlara kitle iletişim araçlarıyla hissettirmeden enjekte edilmekte bu maddeci ve tüketim tutkunu zihniyet. Peşinden koşulan ve hayatın asıl hedefi yapılan makam, mevki, şan ve şöhrete daha önce ne kadar çok insanın sahip olduğunu ama şu anda hiçbirinin hayatta olmadığını hiç düşündünüz mü? Bir ülkede başbakanlık ya da bakanlık yapmış, çok büyük şirketlerde yöneticiliklerde bulunmuş ya da pek çok filmde oynayarak dünya çapında Yıldız olmuş kişileri bir düşünün. Gerek devlet kurumlarının gerekse özel sektörün internet sayfalarında tarihçelerinin yanında kurucularımız, başkanlarımız ya da yöneticilerimiz gibi başlıklar bulunur. Girip inceleyin herhangi bir kurumu. Yıllarca bu makam ve mevkileri doldurmuş insanların hepsi zamanı geldiğinde görevlerini başkalarına devretmişlerdir. Tıpkı şimdikilerin de zamanı geldiğinde devredecekleri gibi. 40 yıl önce insanların hayranlık duyarak yeni çıkan filmini izlemek üzere sinema önlerinde sıra bekledikleri nice aktörler şimdi ya huzur evlerinde ya da toprağın altındadırlar. Tıpkı şimdikilerin de zamanları geldiğinde olacakları gibi. İnsan için kaçınılmaz olan tek gerçektir ölüm. Bütün dünya bir oyun sahnesidir. Kadın erkek bütün insanlarda sadece oyuncular. Her birinin giriş ve çıkış zamanları vardır. William Shakespeare Hala onun öldüğüne inanamıyorum. O ölmüş olamaz. Ölüm sana yakışmadı. Son şakasını yaptı ve öldü gibi sözler söyleyerek ölümü şaşılacak bir şey sanır kimi insan. Çok cenazeye şahit olmuşsunuzdur. Hiç vefat etti, keşke yaşarken ahireti için daha fazla şey yapsaydı ve şu günahlardan kaçınsaydı diyeni duydunuz mu? Mutlaka bu yaklaşımda olanlar da vardır. Ancak büyük çoğunluğun ortak görüşü, vefat eden kişi kaç yaşında olursa olsun, hatta çok yaşlı dahi olsa, zamansız gittiği, hayata doyamadığı, görmek istediği yerlerin bir kısmını göremediği, kariyerinde yeterince yükselemediği, torununun sünnetine yetişemediği gibi söylemlerden öteye gitmemekte. Yani yine bu dünya, yine bu dünya. Oysa ahirette dünya hayatında yaptığı hatalar karşısına getirilen ve Allah'ın ayetlerini inkar eden insan, yaşadığı hayattan pişmanlık duyarak derin bir ah çeker ve dünyadayken insan olarak yaşamak yerine keşke toprak olsaydım der. Nebe Suresi 40. Ayet Dünyaya geldiğin zaman sen ağlarken çevrendekiler gülüyordu. Öyle bir hayat yaşa ki öldüğünde çevrendekiler ağlarken sen gülümseyerek ahirete gidesin. Necmettin-i Kübra sına getirilen ve Allah'ın ayetlerini inkar eden insan yaşadığı hayattan pişmanlık duyarak derin bir ah çeker ve dünyadayken insan olarak yaşamak yerine keşke toprak olsaydım der. Nebe Suresi 40. Ayet Dünyaya geldiğin zaman sen ağlarken çevrendekiler gülüyordu. Öyle bir hayat yaşa ki öldüğünde çevrendekiler ağlarken sen gülümseyerek ahirete gidesin. Necmettin Kübra. Kübra.